Öyle yapalım ya, çapraz seçmiş. Tamam, evet, başlayalım. Merhabalar Kaan Bey, nasılsınız? İyi, sağ ol. Sizden ne haber? Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Set boşluğunu ilk defa gördük sizi, evet. Sonunda. Herhalde bu hafta yargı yayınlanmayacak diye bir rekor boşluğu. Aynen, bu hafta yayınlamamaya karar verdik. Yok yok, yayınlanıyor. Yine ama tabii yani tatilde değiliz. Çalışıyoruz burada da, gördüğünüz iş toplantısı yapıyoruz. Bu sezon güzel oldu. Yoğun olmuş oldu. Tatili yapacağız bakalım. Yayınlandığı günden itibaren aslında reyting rekorları kırdı. Aynen. Neye bağlıyorsunuz bu enerjiyi aslında? Hem partnerinizle olan hem oyuncuların tamamıyla olan enerjiyi. Çok güzel kuruldu. İyi hazırlanıldı. İyi bir senaryomuz var. Oyuncular dediğiniz gibi birbiriyle çok güzel bir uyum yakaladılar. Yapım şirketi, yönetmenimiz, senaristimiz, diğer oyuncular. Her zaman denk gelmeyen bir uyum başarısı yakalanmış oldu. Halkın da ilgisini çekti çünkü adaleti ve vicdanı, aile kavramlarını anlatıyor, tartışıyor. Her karakter kendi içinde bununla ilgili bir mücadele veriyor. Hepimizde bunun bir karşılığı var. Günümüzde hepimizin ihtiyacı olan şey adalet. Bunun için mücadele veriyoruz. Sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden de karşılık buldu. Çok da mutluyuz. Her hafta aslında da ters köşe yapıyor aslında diyebiliriz dizi. Evet. Her hafta final bölümünde özellikle ters köşe yapıyor. Siz senaryoyu okuduğunuzda hani bu kadar da olmaz ya dediğiniz bölümler çok oldu oluyor mu? Yani ben bayağı evde oturuyorum, düşünüyorum. Senaryoyu bir daha okuyorum. Nereye gidebilir, ne olabilir? Bize de çok güzel ters köşe oluyor. Sağ olsun Sema Hanım. Bize de çok güzel ters köşeden ters köşeye sürüklüyor. O bizim için de daha sürükleyici, evet. Merak unsurunun olması tabii çok pozitif bir şey. Tabii dedikodu merakından bahsetmiyorum. Hayattaki pozitif meraktan. Evet. Bizi hayatta tutan şey, hakikaten kıymetli olan şey, hayatın nereye gittiği, bizim hayatta neye hizmet ettiğimizle ilgili merakımız. O da çok kıymetli bir şey. O yüzden içinde olmaktan çok mutluyuz hepimiz. Ayrıca dizinin bir özelliği de genelde bazı diziler sosyal medyada istediğini alamıyor, reytinglerde alıyor. Kimisi de sadece sosyal medyada alırken yargı yayınlandığı gün bütün sosyal medya platformlarında da zirveye oturuyor. Aynı zamanda reytinglerde de. Size bu çifte başarının sırrı ne peki? Pınar Hanım'la olan ikili diyaloglarınızda, birlikte olan sahnelerinizin de etkisinin çok olduğu söyleniliyor. Sağ olsunlar. Biz tabii değerlendiremiyoruz ya da karşılaştıramıyoruz. Hani şöyle olsaydı göremiyoruz. Biz çok keyif alıyoruz birlikte çalışmaktan. İnsanlar bizi yakıştırıyor. Geçen Pınar söylemiş, evet. Çok hoşumuza, hakikaten hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı. Burada olmamızın, birlikte çalışmamızın maksadı da buydu. Sosyal medya başarısı benim çok hoşuma gidiyor. Geçen iki gün önce bir video paylaşılmış. Bizim karakterlerin söylediği şeylerin tam zıttını yaptıkları ya da tam zıttını hiç merak etmiyorsun. O da iş yapıyor. Hiç merak etmiyorsun, izlemiyorsun. Neyse, tamam. Fırsatımız olmuyor zaten. Eyvallah, anladım. Gece çalıştığımız için. İzlemedin, anladım. Ve onunla ilgili size bir şey anlatayım. Pınar'ın paylaştığı bir story vardı. Bizim fanlarımızın editlediği bir tane video vardı. Ve onu editleyen kız bizim sosyal medya grubumuzun içerisine girdi. Ve şu an onun editlediği videoları izliyoruz ve muazzam başarılı. Onun böyle bir önü açılmış oldu. Bizim de sosyal medya hesabımız çok ilginç olmaya devam ediyor. Evet, çok güzel de şeyler de getirmiş oldu size. Yavaş yavaş artık sezon finaline giderken planlarınız var mı? Yazın bir film ya da yeni bir proje olacak mı? Yoksa yazı dinlenerek mi geçirmek istiyorsunuz? Aynı zamanda eklemek istiyorum. Pınar Hanım'la da bir film teklifi de geldiği konuşuluyor ama dijitallerle alakalı. Bana gelmedi daha. Biz Pınar'la son projemiz olur herhalde artık diye düşünüyoruz, bilmiyorum. Bana henüz öyle bir şey gelmedi. Düşündüm yazın ne yapacağımı kurarsam dedim. Hani şimdi çalışmak daha tatlı gider diye ama karar veremedim. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Galiba önce bir annem, anneannem, kardeşim, böyle kuzenlerim, öyle bir vakit geçirmek en büyük arzum. Çalışmayı düşünmüyorum şu an ama inşallah kafamı cezbedecek, bu fikrimi değiştirecek bir projeyle karşılaşırsam da seve seve çalışırım. Bayramda bir plan var mı peki şimdiden? Bayramda İstanbul'da olacağım herhalde. Genel hareket İstanbul dışına doğru olur diye, evet, düşündüğüm için ben buradaki o ters boşluğu, evet, orada boşlukta kalayım diye düşünüyorum. Biraz dinlenirim herhalde bayramda. Var mı başka soru? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hadi elinize çok sağlık. Çok teşekkürler, sağ olun. Sen de izle. Telefonu versene. Detay alıyorum, bir çek.